Merhaba, analizle karşınızdayız. Ben Uğur Aydın. Yaklaşık yarım saat boyunca küresel hisse, tahvil ve döviz piyasalarındaki fiyatlamaları ve son gelişmeleri değerlendireceğiz sizler için. Hemen vakit kaybetmeden Borsa İstanbul'la başlayalım. Her gün üzerine koyarak giden, rekorlar kırmaya devam eden bir Borsa İstanbul var. Bist düzey endeksinde yılbaşından bugüne performans %29'a yaklaştı. E, şu an 1476 puanda görüyoruz endeksi ve özellikle bugün e, dolar bazında da ciddi bir seviyeye geldi. 2 cent'i test etmiş oldu e, endeks. Şu an dolar TL 7.35 civarında. Endeksin mevcut değeri 1477 puan civarında. Ve dolar TL kuruyla endeksin mevcut TL bazlı seviyesini değerlendirdiğimizde dolar bazlı uzunca bir süredir konuşulan bizim de yayınlarımızda ara ara bahsettiğimiz 2 sent seviyesi yani 200 puan dolar bazında 200 puan seviyesine ulaşılmış oldu. Bu arada... Ekim sonunda e, endeks dolar bazında 1.3 cent yani 130 puandaydı. Ekim sonundan bugüne dolar bazında %53'lük bir getiri sağlanmış oldu. Yani Ekim sonunda dövizini, dolarını bozup TL'ye geçen ve bununla Borsa İstanbul Biztüz Endeks'inde hisse senedi yatırımı yapan bir yatırımcı şu anda %53'lük bir getiri elde etmiş oldu. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu kısa süre zarfında ve gelecek adına da olumlu sinyaller veriyor tabi Borsa İstanbul. Ama bazı endişeler de var. Ee, bazı analistler bunu dile getiriyor. Özellikle e, Kasım ayından itibaren neredeyse düzeltme olmaksızın soluksuz yükseldi. Biz endeksi ki grafiğin son bölümünde bunu görmek mümkün. E, düzeltme riski artıyor, düzeltme olasılığı yükseliyor diyen analistler de var. Böyle görüşler de söz konusu. Henüz bu düzeltmenin işaretlerini almadık. Hala yön yukarı. Güçlü bir yükseliş trendi içindeyiz ama düzeltmeye ilişkin risklere vurgu yapanlar da var. Bunu da bir not olarak düşebiliriz. Şimdi yükselen düşenlere bakalım. En fazla yükselen pay senetleri bugün ilk sırada Hektaş'ı görüyoruz. Hektaş %10 yükseldi ki Hektaş'ın dün kapa yaptığı bir bildirim vardı. Hem bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı hem de kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı Hektaş. Bu haberin akabinde bugün... Tavan oldu, %10 yükseldi. Çelebi son günlerin hareketli hisse senedi, ulaştırma endeksi içindeki bir pay senedi ve şu ana kadar %6.95 yükseldi ve Bistüz'deki yükselişe öncülük eden hisselerden biri oldu. Üçüncü sırada yine son iki haftanın en hareketli hisselerinden biri gübre fabrikaları var. %6.47 yükseldi bugün itibariyle ve e, iki haftadır çok ciddi bir prim kaydetti e, hisse senedi. O hareketlilik devam ediyor. Odaş Elektrik %4.68 ile enerji sektöründen bir hisse olarak dikkati çekerken yine Ulaştırma Endeksi içinden DOKO, e, catering hizmeti üretiyor havayolu şirketleri için. DOKO %3.84 yükseldi ve bugün en fazla yükselenler arasında yerini aldı. Şöyle bir ilk 5'e baktığımızda Ulaştırma Endeksinden iki tane hisse var. Çelebi ve DOKO ki Ulaştırma Endeksi de e, ciddi bir prim kaydetti Tabii Şöyle bir baktığımızda bu hafta itibariyle %3.1 ama ay başından beri %20'ye yaklaşan bir performansı var. Ve ulaştırma endeksi içindeki Çelebi ve Doko performansıyla öne çıkan hisselerden hisseler arasında görünüyor. Dün itibariyle ise özellikle endekse en fazla puan katkısı sağlayan hisselere baktığımızda gübre fabrikaları, Türk Hava Yolları, Garanti, Kardemir, D grubu ve Kartonsan dikkati çekti. Burada özellikle Kardemir'de demir çelik sektöründeki hareketliliğin devam ettiğini gösterdi. Garanti bankacılık sektörü içinde bankacılık sektörüne ilişkin alımların devam ettiğini gösterirken yine Türk Hava Yolları'nda da hareketlilik olduğunu gördük işlem hacimleri tarafında. Payların endekse katkısı, pozitif katkısından da bahsedelim. Ereğli, BİM, Sabancı Holding, Gübre Fabrikaları ve Koç Holding dün endekse en fazla pozitif puan katkısında bulunan hisse senetleriydi. İşlem hacimlerinde ise az evvel bahsettiğim e, Türk Hava Yolları Garanti, Kardemir D grubu, Kartonsan ve Gübre fabrikaları başı çekti. Şimdi bir de düşenlere bakalım. Endeks rekor kırmaya devam ediyor ama e, satışlarla karşılaşan hisseler de var. Örneğin dün Kartonsan işlem hacmi en yüksek hisselerden biriydi. Bugün %1.8 kayıp verdi şu ana kadar. Doğuş Otomotiv %2.3 düşmüş görünüyor bugün itibariyle ki onun da haberleri vardı Volkswagen'in Manisa'daki üretim tesisini kapatmasına yönelik haberler takip ettik. Bu da tabii Doğuş Otomotiv hissesine olumsuz yansımış görünüyor. Aksa tarafında %1.91'lik kayıp var. Ege Endüstri %0.75 ve TOFAŞ tarafında da %0.77'lik kayıp olduğunu görüyoruz. Şimdi bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksi bugün %1.69 yukarıda 1542 puanda ve bir süredir geçmekte zorlandığı bir seviye vardı. 1525 puan hatta orada bir çift tepe oluşumu da vardı. Ama bugün itibariyle orayı kırdığını görüyoruz. Ee, eğer kapanış da yani günlük kapanış da 1525 puan üzerinde olursa e, bu seviyenin üzerinde tutunduğunu söylemek mümkün. Şimdilik üzerinde seyrediyor ve %1.7'ye yakın prim var. Bakalım hareket yukarı doğru devam edecek mi? E, bu arada hafta başından bugüne de %2 yükseldi bankacılık endeksi. Ancak hala yıl başından bugüne bakıldığında %4,5 aşağıda. Yani hala yıl başından bugüne oluşan o negatif tabloyu silmiş değil ki. Yıl başında 1810 puandaydı hatırlanacağı üzere. Pandemi döneminden sonra 1058'e geriledi. E, özellikle pandemin dönemindeki o sert satış dalgasında diyelim. Çünkü pandemi hala devam ediyor. Ee, devamında ciddi bir toparlanma gördük ama hala yılbaşından beri aslında eksi bir performans söz konusu Şimdi SNAI Endeks'e bakalım SNAI Endeks'in de yılbaşından bugüne yükselişi %68.5'a ulaştı ee, Gerçekten çok ciddi bir getiri sağladı SNAI Endeks bu yıl yatırımcısına %1.2 yukarıda bugün itibariyle 2348 puanda görüyoruz Endeks'i Ve yine bir rekor geldi SNAI Endeks tarafında da Grafikten de net biçimde görüleceği üzere Mart dibi, Mart'taki en düşük kapanış fiyatı 9.88'den bugüne çok istikrarlı bir yükseliş trendi izliyor. Geri çekilmeler son derece kısıtlı ve dün özellikle Türkiye ve İngiltere'nin serbest ticaret anlaşması imzalaması da sınav endeks açısından tabii olumluydu. Çünkü sınav endeks içinde bulunan ihracatçı firmalar var. Artçelik, bunu örnek olarak verilebilir. Yine Vestel, Vestel Beyaz Eşya, ve Ford Otosan İngiltere'ye ihracat yapan satış gelirleri içinde İngiltere'ye yaptığı ihracatın önemli bir payı olan şirketler var Türkiye'de ve bu şirketler de endeksi endeks içinde. Şimdi İngiltere ile özellikle sanayi ürünleri açısından bir sözleşmenin imzalanması, bir ticaret anlaşmasının yapılması, serbest ticaret anlaşmasında, son olarak mutabakata varılması sınav endeks açısından da tabii olumlu bir gelişme olarak yorumlanması mümkün ki sınav endeks hem dün hem de bugün yükseldi ve yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Şimdi e, borsa endekslerinden sonra bir de tahvillere bakalım. Tahviller sakin şu an itibariyle 2 yıllık %14.89, 5 yıllık %13.10, 10 yıllık 12. 77 seviyesinde görünüyor. Peki ABD tahvillerinde görünüm nasıl? eğrisinin hem kısa hem de uzun vadeli bölümünde faizlerde bir miktar yukarı hareketlenme var. Aslında dün e, piyasanın risk iştahını bozacak bir gelişme oldu. Ama piyasa fiyatlamasını çok etkilediğini söylemek doğru olmaz. E, dün e, Senato bireylere yapılacak nakit yardımının 600 dolardan 2000 dolara yükseltilmesi önerisini reddetti. Ee, bu bir miktar dün ABD endekslerine satışa yol açtı ama ABD tahvil faizlerinde bir düşüş yok. Özellikle 10 yıllık %0.9 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu arada e, ABD tahvil piyasasında e, takip edilen enflasyon beklentisi göstergesi de %1.97 seviyesinde sabit. Yani dün Senato'dan geçmeyen bu e, öneri e, piyasalar açısından özellikle tahvil piyasası açısından çok da rahatsız edici olmadı. Sadece... Bakıldığında ABD endekslerinde sınırlı satışlar gördük ama tahvil tarafında yukarı yönlü eğilim, tahvil faizlerinde yukarı yönlü eğilim. Dolayısıyla tahvil fiyatlarında ABD'de düşüş eğilimi devam ediyor diyebiliriz. Şimdi ABD tarafında borsa endekslerine bakalım. Vadeleri görüyoruz. Vadeli endeksler yine pozitif. Dün bir miktar kayıp gördük. S&P 500 %0.2, Nasdaq %0.38 kayıp vererek günü tamamladı. Bugün ise vadeli endekslere baktığımızda e, sanki ABD borsaları dünkü kayıplarını bugün telafi edecek gibi duruyor. Çok ciddi yükselişler yok ama yataya yakın %0.2 ile %0.3 arasında değişen primler söz konusu. Asya tarafıyla devam edelim. Asya'da da bugün Japonya ve Hindistan'ı dışarıda tutarsak pozitif bir görüntü vardı. E, özellikle Hong Kong tarafında %2'yi aşan yükselişler gördük. Güney Kore'de KOSPI endeksi %1.88 yükseldi ve Şangay Birleşik Endeksi 3414 puanda %1'lik yükseliş kaydetti. Ee, ama Japonya ve Hindistan'da negatiflik vardı. Ee, şimdi Japonya tabi dün itibariyle bakıldığında Ağustos 1990'dan beri en yüksek seviyesine gelmişti. Yani son 30 yılın en yüksek seviyesindeydi dün Japonya'da Nikkei 225 endeksi. Ama bugün bir miktar kar satışı var. Dünkü o zirve denemesi %2'nin üzerindeki yükselişten sonra son 30 yılın zirve seviyesini test etmesinden sonra bugün sınırlı bir kar satışı var. %0.4 aşağıda. Hindistan'da ise daha da sınırlı %0.2'lik gerileme görüyoruz Sensex endeksinde. Şimdi döviz tarafına bakacağız. Dolar TL gelecek. Dolar TL 7.32'ye kadar geriledi. En son Ağustos ayında bu seviyelerdeydi. Yani yaklaşık 3.5-4 ayın en düşük seviyelerinde seyreden bir dolar kuru görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 7.55 seviyesinde haftayı tamamlamıştı. Yani geçtiğimiz hafta özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra düşüşün daha da hızlandığını görüyoruz. Şu an itibariyle 7.32 seviyesinde kur ve özellikle piyasanın burada dikkat ettiği bir seviye var aslında. 7.30. Burası tam olarak dolar TL'nin 200 günlük üstsel hareketli ortalaması ve pek çok defa bu hareketli ortalamadan destek aldığı yani altına doğru gerilemelerin sınırlı kaldığını izlemişti piyasadaki analistler. Şimdi bu seviyeyi dikkatle takip ediyor herkes. Acaba 7.30'un da altına bir geri çekilme görülecek mi? Bu arada tarihi zirve en yüksek kapanış fiyatı 8.53'tü. O gün gün içinde 858 de test edilmişti. Şimdi 8.58'e göre bakıldığında yaklaşık %15-%16'lık bir geri çekilme görüyoruz dolar kurunda 6 Kasım'dan bugüne. Bu da Türk lirasındaki güçlenmenin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar kuvvetli olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi TL demişken diğer gelişen ülke para birimlerine de bakalım. Çünkü gelişmekte olan ülke para birimlerinde de aslında pozitif bir fiyatlama var. Yani gelişen ülke para birimleri dolara karşı Değer kazanıyor son dönemde ee, şöyle bir performanslara da bakacak olursak e, örneğin Türk lirası burada tabii başı çekiyor %3 değer kazandı son bir haftada ki bu hafta itibariyle gelişen ülke para birimleri arasında en iyi performans Türk lirasında onun akabinde baktığımızda e, Hindistan rupisini e, yine ön plana alabiliriz Endonezya rupiyahında da yine değer kazanımları vardı bir süredir Güney Afrika randında da değer kazanımları var. Ee, ama şu anki mevcut tabloya baktığımızda Brezilya reali bir miktar negatif ayrışıyor. Dolar real paritesinde kısmi bir yükseliş var. Arjantin pesosu, Meksika pesosu ve Polonya zilotisi ise şu anki gördüğümüz tabloda dolara karşı değer kazanan gelişen ülke para birimleri olarak e, dikkati çekiyor. E, tabii bundan sonra gelişen ülke para birimleri nasıl bir seyir izleyebilir? Şimdilik 2021'e ilişkin strateji raporlarına baktığımızda genellikle hem yurt içinde hem de yurt dışında, yatırım kuruluşları pozitif bir çerçeve çiziyor. Aşı ve normalleşme beklentileri global piyasalarda risk alma eğiliminin pozitif seyredeceğine ilişkin beklentileri paylaşıyorlar ki buna istinaden gelişen ülke varlıklarına da talep artabilir şeklinde tahminler izliyoruz. Tabii bunun da doğal yansıması gelişen ülke para birimlerinde bir değer kazanımı olarak hissediliyor. Ama tabii 2021'de bu değer kazanımları devam edecek mi? Bunu da izleyip göreceğiz. Şimdi e, euro dolarla devam edelim. Euro dolar bir. Euro dolarla devam edelim. Arkadaşlardan rica edeyim onu. 1.22'ye yakın bir fiyatlama var paritede. Özellikle euro ve sterlindeki güçlenmenin son dönemde dolar endeksini de aşağı çektiğini izledik. Euro dolar 1.22.61 seviyesinde %0.09 yukarıda. E, yavaş 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 1.23'e doğru da yaklaşıyor. Burada Euro lehine pozisyonlanmanın devam ettiğini görüyoruz. CFTC verilerinde de dolar short pozisyonlar yani sadece Euro'ya karşı değil sterlin ve diğer major para birimlerine göre de dolar short yani kısa satış yönlü pozisyonların türe piyasada oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Neredeyse 3 ayın zirve seviyesinde. Bu da tabi bazı soru işaretlerini gündeme getiriyor. Acaba düzeltme gelecek mi Euro dolar ve sterlinde aşağı doğru? Ama şimdilik bu yönde bir işaret yok. Hala yükseliş eğilimi var. Ve bu hafta ABD tarafında maliye politikasında atılan ilave genişlemeci adımlar, özellikle 900 milyar dolarlık teşvik paketinin yasalaşması, özellikle euro açısından da yukarı yönlü hareketleri destekledi. Çünkü paket geçmeseydi muhtemelen yine bir güvenli liman talebi gelecekti dolara. Bu sene her zaman olduğu gibi. Ama tam tersi bir senaryo oldu. 900 milyar dolarlık paket kabul edildi ve euro dolar yükselişine devam ediyor. Sterlin cephesine bakalım. Tabii Sterlin'i kısa vadede hem zayıf dolar teması destekledi hem de İngiltere ve Avrupa Birliği arasında yapılan ticaret anlaşması destekledi diyebiliriz. 1.35 seviyesinin üzerinde sterlin Yüzde %0.28 yukarıda. Son olarak dolar endeksine de bakalım. Dolar endeksinin seyri nasıl? 90'ın altına sarktı yeniden. Yüzde %0.11 aşağıda bugün. 89.7'yi görmüştü geçtiğimiz hafta. Nisan 2018'den beri test edilen en düşük seviyeydi. Bu seviyenin de altına bir kırılım olacak mı? Piyasanın merak ettiği sorulardan biri de bu. Şimdi rakamlara ve finansal piyasalardaki hareketlere baktık. E, şimdi de e, 2021'e doğru giderken hem yurt içi hem de yurt dışı global makro görünüme ilişkin bir e, yorum alarak devam edeceğiz. E, İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin karşımızda olacak. Nilüfer Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. E, 2020 özellikle reel ekonomiler açısından çok zorlu bir yıl oldu. E, negatif şoklara maruz kaldı gerek yurt içinde gerek yurt dışında ekonomiler. Şimdi 2020'yi tamamlıyoruz, 2021'e doğru giderken nasıl bir görünüm var sizce e, ekonomileri gerek yurt içinde gerek yurt dışında değerlendirecek olursanız, pozitif bir havada mı giriş yapıyoruz yoksa hala ciddi sorunlar var mı? Tabii ki belli belirsizlikler var pandemiyle ilgili olarak. Geçtiğimiz aylara göre daha iyi bir noktadayız. Çünkü aşıyla ilgili çok önemli adımlar atıldı ve sonuçlar elde edildi. Aşı uygulamaya da başlandı. Bu bizi çok olumlu bir noktaya getiriyor salgın sürecinde. 2021 yılında da aşının yaygınlaşmasıyla birlikte ekonomik hayatın, ee, tabii ki normal sosyal hayatında ve ona bağlı olarak ekonomik hayatında biraz daha normalleşmesi bekleniyor. 2020 yılı e, ile hep 2021 yılını kıyaslıyor olacağız gelecek sene. Dolayısıyla hep zayıf bir seneyle kıyas yapılıyor olacak. 2021'in en önemli avantajı bu olacak diye düşünüyorum. Zayıf bir seneyle kıyas yapıldığı için her şey daha iyi görünecek. İktisadi faaliyet açısından söylüyorum. Zaten IMF'nin de tahminlerine baktığınızda ya da büyük yatırım bankalarının tahminlerine baktığınızda 2021 yılında potansiyelin üzerine çıkan bir büyüme bekleniyor. Bu da küresel risk işte açısından tabii ki destekleyici bir durum. Geçmişte baktığımız zaman mesela 2017 gibi hem bir yandan büyümenin geldiği, bir yandan da finansal koşulların son derece gevşek seyrettiği bir senede risk iştahının kuvvetli gittiğini ve gelişen ülkelere de portföy akımlarının canlı seyrettiğini görüyoruz. 2021 yılının da böyle bir sene olma ihtimali var. Çünkü her ne kadar büyüme daha iyiye gitse de teşviklerin sürmesi bekleniyor. Çünkü hala riskler olacak büyümeyle ilgili. Dolayısıyla fiyatlamalara baktığınız zaman gelişmiş ülkelerde faizlerin, politika faizlerinin mevcut düşük seviyelerini koruması bekleniyor. Bilanço genişletme operasyonlarının da sürmesi bekleniyor. Sadece burada mali teşvikler 2020 yılı gibi olmayacaktır. 2021 yılı bu anlamda mali politikalar açısından e, e, kanalıyla, mali politikalar kanalıyla ekonomilerin biraz daha olumsuz etkilendiği bir sene olabilir ama onu bertaraf edecek çok sayıda faktör var. Dolayısıyla bir yandan faizler düşük, likitte bollaşmaya devam ediyor. Bir yandan da ekonominin 2020'den sonra yaralarını sardı ve toparlanma sürecine girdiği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla gelişen ülkeler açısından daha iyi bir sene olacağını düşünüyorum. Genel beklentim de bu yönde olduğunu görüyorum. Şunu da eklemek lazım. Gelişen ülkelere aslında bu son Kasım ve Aralık aylarına kadar bu sene çok büyük bir para girişi olmadı. Hatta tam tersi, pandemi döneminde çıkan o sermaye e, portföy e, akımları gelişen ülkeleri terk etti. Çok <laughs> hızlı bir şekilde terk etti. E, Amerika'da örneğin borsaya bakıyorsunuz, e, çok kısa sürede toparladı, hatta rekor seviyelere ulaştı, pandemi öncesindeki seviyelerini bile aştı. Ama gelişen ülkelere para tekrar dönemedi hızlı bir şekilde. Dolayısıyla aslında bu 2020 yılına baktığımız zaman hangi varlık sınıfı geride kalmış diye düşünürsek burada gelişen ülkelerin biraz daha geride kaldığını görüyoruz. O nedenle 2021 yılında iyiliklerden de en fazla faydalanma potansiyeli taşıyan varlık sınıfının gelişen ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki borsalarda da gelişmiş ülke borsalarında da yükselişlerin devamı bekleniyor buradan hani belki Türkiye'ye dair de bir şey söylemek lazım. Türkiye'de de yabancı yatırımcı pozisyonlanması uzun zamanların en düşük seviyesinde ve şu anda yatırım ortamını iyileştiren, fiyat istikrarı odaklı ve tekrardan portföy girişlerini teşvik edecek o güveni yatırımcıya verecek politikalar izlendiğini görüyoruz. Başta merkez bankasının faiz arttırımları olmak üzere. Dolayısıyla bu gelişen ülkelere yönelen akımlarda Türkiye'nin de faydalanma potansiyeli oldukça yüksek. Burada çok zayıf bir pozisyonlanmayla yıla başlanıyor olması da bir faktör. Yurt içinde de büyümenin 2021 yılında 2020'ye göre daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonda biraz işimiz zor. Orada biraz daha yükseliş görmeyi bekliyoruz biz. 2021 yılının Nisan ayına kadar yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Sonrasında düşüş başlayabilir diye öngörüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası için de biraz sıkı duruşunu sürdüreceği bir dönem göreceğiz muhtemelen ama yılın ikinci yarısında burada tekrar faiz indirme olasılığı olabilir diye biz değerlendiriyoruz. E, cari açık vereceğimizi tahmin ediyoruz. Her ne kadar turizm gelirlerimiz iyileşse de altın ithalatında bir düşüş olsa da bizim iktisadi faaliyette beklediğimiz toparlanma, biz %4.6 civarında bir büyüme bekliyoruz 2021 için. E, bunun eşliğinde bir cari açık oluşacağını hesaplıyoruz. Dolayısıyla bir finansman ihtiyacı 2021 yılında olacak diye öngörüyoruz. En büyük varsayımımız yani en temel varsayımımız da Türkiye'ye yabancı girişinin belki çok uzun vadeli yatırımlar kanalıyla değil, örneğin doğrudan yabancı yatırımlar kanalıyla olmasa bile portföy yatırımı kanalıyla Türkiye'nin sermaye çekebileceğini düşünüyoruz. Bu da bu bahsettiğim cari açık ve onun finansmanı açısından ve bu çerçevede de büyümenin gerçekleşebilmesi için yani bu bahsettiğim 4.6 büyümenin gerçekleşebilmesi için imkan verecektir diye düşünüyoruz riskler yok mu Elbette var özellikle jeopolitik konularda işte Amerika'da bir yönetim değişikliği var yeni yönetimle Türkiye'nin ilişkileri nasıl seyredecek Mart ayında Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırımları tekrar gündemine almayı planladı buradan nasıl haberler gelecek Avrupa'da biliyorsunuz Amerika'nın aslında Biden'ın Türkiye'ye karşı duruşunu biraz da görmek istiyor. Dolayısıyla hani Batı ile ilişkilerimiz açısından e, tabii ki haber akışı çok önemli olacaktır piyasalar açısından olumlu veya olumsuz yönde etkileri e, olabilecektir. Buna e, dikkat etmek e, gerekir diye düşünüyoruz. Bir de tabii ki pandemiyle ilgili de e, bir takım riskler var. Yani bu aşının da ne kadar koruyuculuğu var, ne kadar süre koruyuculuğu var bu gibi unsurlar bir tabii ki de bir belirsizlik unsuru ya da virüsün mutasyona uğrama ihtimali gibi yine karşımıza hani sürprizler çıkabilir ama normal şartlar altında 2021 yılının biraz daha iyi bir sene olma ihtimali olduğunu değerlendiriyoruz. 2021 tabii bir yandan da bu yeni ekonomi yaklaşımının Türkiye'deki ekonomi politikalarının işte bu daha fiyat istikrarı odağına alan daha öngörülebilir şeffaf ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarında Kasım ayından beri uygulanmaya başladığını görüyoruz. Bunların önümüzdeki dönemde de devam edeceği varsayımıyla biz hep senaryolarımızı oluşturuyoruz. O tarafta da bir değişiklik olup olmadığını tabii ki izlemek lazım piyasalar açısından bir diğer önemli konu başlığı olacaktır. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Ben de teşekkür ederim. Evet böylelikle analizi noktalıyoruz. Birazdan yayın MTN notlarıyla devam edecek. Bizde kalın.